Edebiyata ilgim aslında hep vardı ama lisede en çok yani akademik olarak edebiyatla ilgilenmeye başladım. En çok da biçim ve anlam konusunda hep ilgiliydim. Yani divan edebiyatı öğrenirken lisede hep biçimin anlam üzerindeki etkisi konusuna odaklanıyordum. Ve 11. sınıfta Tanzimat Edebiyatı öğrenmeye başladığımızda çok ilgilenmeye başladım edebiyatta. Çünkü Tanzimat Edebiyatı'ndaki temel sorular yani yeni türlerin Türk Edebiyatı'na girmesi, bir roman türünün mesela edebiyatımıza girmesi ve onun yarattığı ilk baştaki kaos beni çok ilgimi çekmişti. Aynı şekilde şiir konusunda da o şekilde yani baladların, sonelerin ilk defa kullanılmaya başlayan edebi türleri edebiyatımızda nasıl serüvenler geçirdiklerini inceledikçe biçim ve anlam konusunda ilgilenmeye başladım. Bu açıdan da zaten hatırlıyorum dönem ödevlerimi hep lisede Ahmet Mithat Efendi, Recaizade, Tanzimat romanı, Tanzimat şiiri üstüne yapıyordum. Edebiyat eğitimimi Amerika'da devam etmek istedim. Üniversite için Amherst College'a gittim. Amherst College, Massachusetts eyaletinde, Boston'dan 1-2 saat uzakta olan bir okul. Orada İngiliz dili ve edebiyatı okudum ve Alman edebiyatı üzerine bir yan dal yaptım. Bu sayede aslında Türk edebiyatı olan bilgimi farklı edebiyatlarla birleştirmek istedim. Yani o dönemlerde yine bizdeki Tanzimat dönemi veya modernleşme sürecinde dünya edebiyatında ne tür akımlar vardı ve nasıl etkileşimler oluyordu bunları inceliyordum. Üniversite çağında Tanzimat olan ilgimi biraz daha yaratıcı bir hale getirmek istedim ve Ahmet Mithat Efendi'nin hepimizin belki bildiği Felatun Bey ve Rakım Efendi romanını İngilizceye çevirdim. Bu sürede de biraz çeviriyle ilgilenmeye başladım. Yani bir şiiri veya bir eseri bir dilden başka dile çevirirken ne tür sorunlarla karşılaşıyoruz? Biçim nasıl çevrilebilir veya anlam nasıl çevrilebilir? Anlam evrensel bir konsept midir? Yani hani bir şiirin anlamını çevirirken çünkü bir çevirmen tedirgin oluyor bir yerde ya da bir metni çevirirken bir tedirginlik oluyor. Yani hani bunu nasıl doğru çeviririm veya nasıl tam anlamıyla yakalarım gibi. Ama çevirmeye devam ettikçe anlamın biraz daha kaygan ve aslında evrensellikten haylice uzak bir konsept olduğunu farkına vardım. Ve karşılaştırmalı edebiyatla devam etmek istedim. Yani bütün bu edebiyatları, Türk edebiyatı, Alman edebiyatı, İngiliz edebiyatı hep birlikte devam ettirebileceğim ve karşılaştırmalı bir şekilde inceleyebileceğim bir alana yönelmek istedim. Şu anda da Stanford Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum karşılaştırmalı edebiyat alanında. Temel olarak 1950-60 dönemlerindeki şiire odaklanıyorum. Yani modernist edebiyat dediğimiz hani şiirde formların yıkılması, yeni biçimlerin üretilmesi döneminden hemen sonra gelen yani savaşlardan hemen sonra gelen edebiyatla ilgileniyorum. Modernizmle belki bağdaştırabileceğimiz biraz daha ciddi, ansiklopedik ve zor edebiyat. Hani ikinci yeni de belki biraz karşılaşabileceğimiz veya James Joyce tarzı, T.S. Eliot, Ezra Pound tarzı şairlerde karşılaşabileceğimiz daha zor ve okuyucu üzerinde büyük taleplerde bulunan edebiyattan sonra hemen gelen edebiyatla ilgilenmeye başladım. Dünyanın daha liberalleşmeye başladığı dönemde bunun edebiyat üzerine etkisini inceliyorum ve hala tabii ki biçim ve anlam arasındaki karmaşa ve mekan konusu temel olarak ilgi alanlarını oluşturuyor. İlk ezberlediğim şiir Orhan Veli'nin Anlatamıyorum şiiriydi. Bir şairin anlatamamak konusunda bu kadar fiziksel ve bu kadar materyal bir anlatım yapıyor olması beni çok etkilemişti. Yani dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle diyen bir şairin hem anlamsal bir imkansızlıktan bahsederken yani bir derdi veya bir şeyi bir arzuyu anlatmanın imkansızlığını ya da karşınızdakini aktarmanın imkansızlığını anlatmak isterken aynı zamanda bu kadar elle dokunabilen ve ulaşmak istediğimiz, belki hissetmek istediğimiz, duyu organlarımıza en yakın mesafede olan bir gözyaşı gibi şeylerden bahsediyor olması beni çok etkilemişti ve ezberlenmesi gereken bir şiir olduğunu düşünmüştüm. Çünkü hem yani bir şiiri ezberlediğimizde bir noktada o şiirle daha farklı bir ilişki içerisine giriyoruz. Yani sürekli yanımızda taşıyoruz her şeyden önce ve o şiirin ritmini ve müziğini sürekli aklımızda bulunduruyoruz. Kimi zaman şarkı söylerken de yaşarız bunu. Mesela sözleri hatırlayamadığımız bir şarkı olur, böyle bir mırıldanmaya başlarız diye. Şiirlerde de ezberlediğimiz zaman bazen şiirin kelimelerinden önce şiirin melodisi veya ritmi bizi bir anda çevreleyebiliyor ve onu yaşamak için çok güzel bir şiirdi bence. Çünkü bazen şiiri hatırlayamadan şiirin ne demek istediğini hatırlıyordum veya hani o anda o şiiri söylemek istiyordum. Anlatamıyorum da o anlatma isteğinin hem imkansızlığını ama aynı zamanda aciliyetini çok iyi anlatan bir şiir olduğunu düşünmüştüm ve ortaokulda Anlatamıyorum'u ezberlediğimi hatırlıyorum. Cemal Süreyya'nın şiir okuyucularının yani şiir daha az basılıyor olsa da şiir okuyucularının daha sadık veya daha bağlı bir şekilde şiire yöneldiklerini söylediğini
konuştuk. Buna bir hem katılıyorum hem katılmıyorum aslında. Çünkü şiir evet kesinlikle belki en temel haliyle okuyucudan daha fazla sadakat bekleyen veya okuyucudan daha fazla efor, çaba isteyen bir tür olabilir romana kıyasla. Çünkü roman sonuçta hepimizin içinde olan bir hikaye arzusuna yönelen de bir tür. Yani her roman için söyleyemem aslında bunu. Yani modern edebiyatta ve modernist edebiyattan sonra özellikle bu türlerin birbirine karışmaya başladığını da görüyoruz. Yani şiirsel roman dediğimiz bir tür ortaya çıkıyor. Romanlar daha şiirsel bir dil kullanmaya başlıyor ve hani iki tür de aslında okuyucudan çeşitli isteklerde bulunmaya başlıyorlar. Daha önce karşılaşmadığımız ve okuyucuyu zorlayan isteklerde bulunmaya başlıyorlar tabii ki. Bu yüzden bu ayrımda yani şiirin veya şiir ve roman okuyucusu arasındaki ayrımın biraz daha bugün kaygan hale geldiğine inanıyorum. Yani bunu söyleyebilirim. Fakat şunu da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Lise çağında hepimiz çeşitli türleri okumak konusunda belli bir eğitimden geçiyoruz. Yani aslında kafamıza belli bir okuma yöntemi yerleştiriliyor. Yani bu şiirin teması nedir, bu şiirin konusu nedir veya okuduğumuz romanın karakterleri hakkında analiz yapmak falan gibi çeşitli kendi içinde de kısıtlı edebi analiz yöntemleri geliştiriyoruz. Bu da aslında okuyucu bence bir noktada edebiyattan ve şiirden uzaklaştırıyor. Yani şiir de o noktada gerçekten hani bu efor, bu çabayı sarf etmek isteyen insanlara yönelmeye başlıyor diye düşünüyorum. Ben mesela edebiyat dersleri verirken bu noktada hep resimle başlamayı tercih ediyorum genellikle. Yani belki modernist edebiyattan bahsediyorsam o dönemin belki sanatsal felsefesini yansıtan bir kübist resimle veya sürrealist bir resimle başlamayı tercih ediyorum. Çünkü öğrenciler genellikle şiir konusunda her ne kadar eğitilmiş olsalar da belli terimleri yani tema, konu veya imge falan gibi belli terimleri bulmak açısından resim konusunda böyle bir eğitime sahip değiliz çoğumuz ve dolayısıyla bir resimle karşılaştığımız zaman tam olarak ne diyeceğimizi veya neye dikkat edeceğimizi çok bilmiyoruz. Yani kim konuşuyor, karakterler kim veya bu resmin konusu nedir soruları bize çok çabuk ve kolay gelmemeye başlıyor. O yüzden böyle bir teknik uygulamayı tercih ediyorum. Şiir toplumun aynasıdır görüşü aslında ilginç bir görüş. Çok katılıyor muyum emin değilim. Yani üzerine düşünülmesi gereken bir görüş. Çünkü bir noktada tabii ki içinde bulunduğu ortamdan, mekandan ve kültürden etkilenir şiir yani kaçınılmaz bir şekilde. Ama aynı zamanda şiir çok evrensel de bir tür. Yani karşılaştırmalı edebiyat çalıştığım için genellikle zaten şiirsel akımların birbirinden nasıl etkilendiğini inceliyorum. Dolayısıyla evet belli bir oranda şiirler kendi içinden çıktıkları toplumun aynası belki belli bir noktaya kadar olabilirler. Yani o toplum hakkında bize fikir verebilirler veya o toplumda yerleşmiş düşünce mekanizmaları hakkında ister istemez bize belli fikirler vereceklerdir tabii ki. Ama sadece bunu yaptıklarını da düşünmüyorum. Bunun belki bir farklı sorunsalı da her zaman Türk Edebiyatı derslerinde karşılaştığımız şiir için ya da sanat için, sanat ve toplum için sanat yani gibi bir ayrım şey yapılıyor ve benim hakikaten en tatsız bulduğum ayrımlardan biridir bu yani sanat eleştirisinde. Çünkü aslında çok karşılığı olmayan ayrımlardır. Yani tarih boyunca ben sanat için sanat yapıyorum diyen insanlar da toplumdan kopamamışlardır hiçbir şekilde. Yani sonuçta sanat için sanat yapıyorum diyen bir insanda da sanatsal veya estetik anlayışı nasıl yorumladığı ister istemez toplumsal mekanizmalardan geçerek üretilmiş olmak zorundadır. Yani insanın bu şey gibi yani ben aslında politik bir insan değilim ya da çok siyasi değilim demesi gibi bir durum. Yani aslında bunu demek bile aslında insanın siyasi olduğunu veya politik bir bakış açısına sahip olduğunu da göstergesidir. O yüzden bu ayrımın çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum o noktada. Sanatın veya yani topluma ayna tuttuğu ölçüde aynı zamanda daha evrensel bir estetik anlayışına da ayna tuttuğunu düşünüyorum. Yani bu ikisi arasında gidip geldiğini hep yani hani hem evrensel bir estetiği göz önünde bulundururken ve onu şiirde uygulamaya çalışırken hem de toplumsal bir estetik anlayışını harmanladığını düşünüyorum. Görsel sanatlardan da bahsedeceğim aslında. 1905 senesinde Pablo Picasso, kübist ressam Pablo Picasso, Gertrude Stein'in resmini, portresini çiziyor. Ve bakarsanız buna internetten, Gertrude Stein'e de çok benzemiyor aslında portre. Yani tabii ki benzediği yönler de var da. Ve bayağı bir eleştiri alıyor bu yüzden. Kimsenin beklemediği bir şekilde. Yani bu kadar önemli bir sanatsal figürün portresi aslında kendisine benzemiyor. Ve Pablo Picasso bununla ilgili şöyle diyor. Evet diyor, böyle bir sürü eleştiri alıyorum. Yani portrenin Gertrude Stein'e benzemediği konusunda. Fakat sorun değil çünkü zamanla benzeyecektir illaki diyor.
Bu bence çok güzel bir anlayış aslında. Çünkü burada tabii ki de Pablo Picasso'nun söylemek istediği Gertrude Stein zamanla değişip portreye benzeyecek fiziksel olarak veya duygusal olarak böyle bir şey değil. Ama bizim kafamızda yerleşmiş bir fikrin, yani Gertrude Stein fikri, yani Gertrude Stein böyle gözükmeli veya böyle olmalı fikrini aslında ne kadar öznel bir şey olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Yani burada değişecek olan kişi Gertrude Stein değil, aslında biziz. Yani bu sanat eserini inceleyen ve takdir eden kişiler olarak biz bir mesafe kat etmeliyiz aslında bu sanat eserini takdir edebilmek için. Ve bu noktada Pablo Picasso'nun bu söylediği modern ve modernist sanat felsefesini çok güzel yansıtıyor bence. Çünkü modernist sanat dediğimiz gibi izleyiciler üstünde, okuyucular üstünde çeşitli taleplerde bulunan ve çoğunlukla da zor taleplerde bulunan bir dönemden bahsediyoruz. Ve Picasso da aslında biraz bunun altını çiziyor. Yani sanat aslında artık sadece sanatı inceleyenlerin veya sanatseverlerin zevklerini veya alışık oldukları tatlara hitap eden bir şey olmaktan çıkıp biraz daha çeşitli mesafeler kat etmelerini talep eden ve bunu zorunlu kılan bir hale dönüşmesinden bahsediyor. Bu noktada biz de aslında Akbank sanattaki modern edebiyat, modern şiir etkinliklerimizde bunları inceleyeceğiz. Yani modern şiir bizden nasıl taleplerde bulunuyor ve eski şiirde olmayan nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz ve bu zorluklar bize nasıl yenilenmeler gerektiriyor? Yani biz kendimizi nasıl değiştirmeliyiz veya okuyuş tarzımızı, bakış açımızı nasıl değiştirmeliyiz ki bu sanat eserinin bizden istediği şeyleri karşılayabilelim veya bu sanat eserinin bizden arzuladığı mesafeleri kat edebilelim. Bununla biraz ilgileneceğiz. Bu tür sorular soracağız. Şimdi kimimiz bunu biliyordu. 1967 yılında Fransız düşünür Roland Barthes yazarın öldüğünü ilan eder. Yani yazar öldü diye bir çıkışta bulunuyor önemli bir yazısında. Burada yine tabii ki Roland Barthes'in söylemek istediği yazar kişi olarak veya insan olarak öldü veya artık yazar önemsiz bir kurumdur değil aslında söylemek istediği. Daha farklı bir şey söylemek istiyor ve bu modern sanatın ve modern yazarların projesi açısından bize çok önemli bir fikir sunduğunu düşünüyorum. Şunu söylemek istiyor. Yine bir Fransız düşünürlerden Michel Foucault'un söylediği çok önemli bir şey var. Diyor ki yazarlık kurumu, yani yazarlık kategorisi bizim anlamın çoğalmasından ne şekilde korkuyorsak o açıda ürettiğimiz ideolojik bir figürdür, ideolojik bir kurumdur diyor. Yani şunu söylemek istiyor. Anlamı çoğaltmamak adına, yani bu şiirin konusu budur veya bu şiirde anlatılmak istenen, bu metinde anlatılmak istenen budur diyebilmek adına, biraz da kolaya kaçmak adına aslında ürettiğimiz ideolojik bir çerçevedir diyor. Yani bunu aslında hayatımızdaki diğer ideolojik şeylerle de karşılaştırabiliriz. Mesela başıma bir şey gelirse sorun değil çünkü hukuka başvurabilirim veya yasalar var gibi şekillerde düşünebiliriz. Halbuki aslında yasanın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruzdur. Yani yasayı hiç okumamışızdır aslında. Tamamen bir soyut bir kavram olarak kafamıza yerleşmiştir. Yazarlık konsepti de böyle olduğunu söylüyor Foucault. Yani o güne kadar hepimizin çok fazla üstüne düşünmediği, yani yazar bir metin yazıyorsa o metinde söylemek istediği bir takım şeyler vardır. Ve biz bu şeyleri o yazarla ilişkilendirebiliriz. Yani bu şiirde mesela Edip Cansever şunu söylemek istiyor veya bu şiirde Turgut Uyar bize şunu söylemek istiyor diye anlamı sınırlandırmak isteyebiliriz. Fakat modern şiir artık bunu imkansız kılmaya başlıyor. Yani artık bir merkeziyetsizlik durumu ortaya çıkıyor. Yani bir şiirin anlamını bir yazara tekrar götüremeyebiliyoruz. Yani artık anlam bizim farklı bir okuyucu olmamızı gerektirebiliyor. Yani burada bu şiirde ne denmek istiyor? Veya bu şiirin okuyucu üzerinde gerçekleştirmek istediği farklı eylemler nelerdir? Bunları anlayabilmek için farklı kategoriler üretmemiz gerekiyor. Yani artık yazardan biraz kopmamız gerekiyor. Çünkü bütün metni bir araya getiren yazar figürü artık ortada yok. Yani bunu okuduğumuz bir sürü modern şiirde görebiliriz. Yani biraz da tedirginlik yaşarız okurken aslında. Yani tam olarak anlamayız. Ne demek istiyor bu şiirde? Veya burada ben anlamıyorum. Ne oluyor? Bu betimleme ne anlama geliyor? Bu kadar imge tamam çok güzel ama anlam nedir? Yani bu şiirdeki anlam nedir? Bu soruları sormaya başlayabiliyoruz. Bu tedirginlik de aslında bir anda bir merkeziyetsizlik içinde kendimizi bulduğumuzda ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanıyor. Bu yüzden de biz de modern şiir atölyelerinde Akbank Sanat'ta düzenlenecek olan bu sorularla karşılaşacağız. Yani ne tür kategoriler üretebiliriz modern şiiri anlamak için? Mesela ilk buluşmamızda imge üzerine yoğunlaşacağız. Yani Türk edebiyat felsefesinde veya Türk edebiyat eleştirisinde sık sık karşılaştığımız bir kavram olan imge ne demek? Yani neden bu kadar sıklıkla kullanılıyor? Betimlemeden, abartmadan, hüsnü tahlilden, güzel benzetmeden farkı nedir?
neden ve ne zaman Türk edebiyatına girmiş bir terimdir? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda mekan üzerine konuşacağız. Mesela mekan üstüne yoğunlaşarak ve mekan üzerinden çeşitli şiirleri inceleyerek o şiirlere bir merkez bulabilir miyiz? Yani bir yazar şeyinden uzaklaşıp, takıntısından uzaklaşıp şiirlerin aslında kurguladıkları mekanlar üzerine belki giderek farklı bir açıklama veya çözümleme de yapabiliriz. Örneğin kamusal alanlar veya kişisel alanlar, özel alanlar, bunlar arasındaki farklar nedir ve şiir bunları nasıl değerlendiriyor? Bunlar birbirinden bağımsız mıdır? Yani kendimizle baş başa kaldığımızda, evimizde olduğumuz zaman kamusal alandan uzak mı oluyoruz? Yoksa kamusal alanı evimizin içine taşıdığımız durumlarla da karşılaşıyor muyuz? Bu tür sorularla yüzleşeceğiz. Ece Ayhan ve şiir ve kakışım üzerine konuşacağız. Yani şiirde disonans dediğimiz birbirine uymayan parçaların bir araya gelmesi konusu üzerine konuşacağız. Ece Ayhan üzerine konuşurken de aslında irdelemek istediğimiz bir sorunda pozitif düşünceden negatif düşünceye yönelmek. Yani mükemmel bir toplum nasıl olur veya ütopya dediğimiz yani hani toplum nasıl olurdan çok kötülük toplumu dediği yani Ece Ayhan'ın hep kötülük toplumu olarak adlandırdığı yani bizim kanunlarını belirleyemediğimiz veya bizim içeriğini belirleyemediğimiz bir şeyle nasıl uğraşabiliriz? Yani bu konular üstüne gideceğiz. Bence bir sanat eseri oluştuktan sonra, bir kitap yazıldıktan sonra artık o yazarın kitap üzerinde herhangi bir sözü kalmamıştır. Yani herhangi bir otoritesi kalmamıştır ve sanat eseri topluma mal edilmiştir. Bu yüzden sanatçıların kendi eserleri hakkında eleştiri veya açıklama yapmalarını pek de doğru bulmuyorum. Çünkü sonuçta bir eseri kısıtlama gibi, bir sanat eserini kısıtlama gibi bir şansımız yok aslında. Yani hani bir sanat eserini bir şekilde açıklayan veya yani ben bu şekilde görüyorum, bu şekilde anlıyorum diyen birine hayır bu şekilde okuyamazsın, bu şekilde okunması lazım demek doğru değil. Ve sanatçı kendi eseri hakkında tek kelime ettiği zaman bile aslında biraz kısıtlanmaya başladığını görüyoruz o sanat eserini bize sunmak istediklerinin. Şu anda Tezer Özü çevirileri üzerine çalışıyorum. İngilizceye çevirmekteyim. Herhangi bir tarih veremiyorum yani ne zaman biter o biteceği konusunda. Ama Eski Bahçe kitabı yani öykülerini çeviriyorum şu anda. Kendisinin öykülerini yabancı bir okuyucu kitlesiyle buluşturmanın belki daha en başta sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra belki tanıttıktan sonra romanlarıyla da buluşturmak tabii ki en büyük hayallerimden biri olacaktır. Akbank Sanat'ta düzenlenecek olan modern şiir atölyelerine şiire ilgilenen herkesin katılmasını öneriyorum. Çünkü şiir konusunda yapacağımız sohbetler sadece kavramsal veya sadece tarihsel konu üzerinde değil, şiirler üstüne olacak. Yani katılımcılara atölye sebeplerinden bir tanesi de katılımcılara üzerine konuşacağımız şiirleri dağıtacağız. Ve hepimiz aynı şiir üzerine ve aynı terimler üzerine konuşuyor olacağız bu noktada. Yani katılımcıların da düşüncelerini bize paylaşmasını arzu ediyoruz. Okuduğumuz veya üzerine tartıştığımız şiirler konusunda. Bu şiirleri tartışarak ve bu şiirler üzerine sohbet ederek modern şiirin dertleri nedir ve modern şiirde karşılaştığımız sorunlar nedir? Modern şiir okuyucusu olmak ne demektir? Bunları konuşmak istiyoruz. Aylin Vartanyan'la düzenleyeceğimiz şiir ve mekan atölyesinde de katılımcıların kendi şiirlerini yazma gibi bir şansları da olacak. Ya da en azından şiir yazma süreci hakkında bir tartışma yapma gibi bir fırsatımız da olacak. Atölyelere katılmak için herhangi bir şiir bilgisi gerekmiyor. Yani şiir okuyup da ruhunda bir ufak bir heyecanlanma duyan herkesin katılmasını öneriyorum. Çünkü dediğim gibi hep beraber şiirlere bakacağız. Yani sanki hepimiz baştan şiir okuyormuş gibi, yani baştan şiirleri anlamaya çalışıyormuş gibi tartışacağız. Bu yüzden şiire en ufak bir ilgi duyan veya şiire bir yakınlık duyan herkesin katılmasını öneriyorum. Modern şiirden öğrenebileceğimiz en önemli şeylerden biri de genellemelerden kaçınmak ve evrensel düşünceler veya duygular kurgularken biraz daha dikkatli olmayı öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada modern şiirin imge konusu üzerine konuşurken imge konusundaki ısrarı çok önemli olacak. Yani modern şiir okuduğumuz zaman belki romantik şiirde var olan veya eski dönem şiirlerinde var olan evrensel dürtülerin çok daha az olduğunu göreceğiz. Yani daha imge üzerine giden veya daha spesifik açıklamalar veya daha spesifik betimlemeler, tanımlamalar üzerine giden bir şiirle karşılaşacağız. Ve bu noktada aslında çok önemli bir sorun ortaya çıkıyor. Yani bu kadar imgeyle başa çıkmak bir okuyucu için tabii ki de zor. Yani hani bu kadar imgenin şiirde söylemek istediğini veya anlama ne kattığını düşünmek kimi zaman zor olabiliyor. Yani
Mesela Cemal Süreyya'nın bir elma üzerine yazdığı şiiri okurken bu elma takıntısı nedir veya elma neden bu şiirde bu kadar önemli bir rol oynuyor konusunu düşünürken aslında şairin spesifik bir objeden veya spesifik bir mekyandan, spesifik bir görüntüden, algıdan nasıl daha evrensel bir duyguyu incelediğini göreceğiz. Yani bu açıdan da bize şiirin öğrettiği çok önemli bir şey var, modern şiirin öğrettiği. Bu da genelleme yapmadan önce kendimizi spesifik konular üzerinde olabildiğince bilgilendirmek ve spesifiği olabildiğince takdir edebilmek.